Adıyaman'ın meczupları. Anadolu'nun şekillenmesinde ve oluşumunda maddi alperenler kadar belki onlardan daha fazla olarak manevi erenlerin mevcudiyetidir. Bu insanlar Mekke ve Medine başta olmak üzere bulundukları yöre ve oradaki akraba, mal birikimi gibi her şeylerini bırakarak Anadolu'ya gelmişler, İstanbul ve Çin'e kadar gitmişlerdir, gittikleri yöredeki insanlara maddi rehber. İmam, şeyh ve mürşid olup o insanlara yol ve yön göstermişlerdir, oradaki insanlar da onlara bir şükran olmak üzere sürekli hatırlanmaları için. Ölmez bir türbe ve ziyaretgah haline getirmişlerdir, hayatta iken hayat verdikleri o insanlara, ölümlerinden sonra dahi onların çocuklarına hayat vermişler, onlara hayat olmuşlardır. Kendileri hatırlanırken manevi yönleri ön plana çıkmış, o diyarın manevi atmosferine katkıda bulunmuşlardır. Adıyaman'da da bu kabilden manevi şahsiyetler mevcuttur. Bunlar bazen meczup olarak da kendilerini göstermişler, bazen deli bazen veli gözüyle onlara bakılmış, meczup olarak nitelenmişlerdir. Meczupluk kendinden geçme halidir, başkalarının dünyalarından ayrı olarak kendilerine veya kendi gibilerinin dünyalarına mahsus bir hayattır, aklın ve dünyanın ölçüleriyle ölçülmeyecek bir haldir. Mesela, Fatih zamanında meşhur olan Cibali Baba gibi ki, Fatih tüm yöntemleri deneyerek surları top atışına tutar, ancak bir türlü surlardan gedik açılmaz, çünkü Bizans'ın içinde bulunan meczub Cibali Baba, Allah'ım gavurcuklarımı koru, deyip dua etmekte ve atılan topları adeta geri çevirmektedir. Fatih secdeye kapanıp Allah'tan nusret ve fetih müesser olması için dua eder ve fetih gerçekleşir. Bir rivayete göre, eğer Fatih, ya Rabbi ya beni ya onu al, deseydi, Allah Fatih'in ruhunu alırdı. O derece Cibali Baba Allah'ın yanında veli bir kul idi ancak akıllı değil, meczub idi. Nitekim Allah, Leyleci Kadri, Umum Ramazan'da, Saati İcabeki duayı, Cuma gününde, makbul velisini, insanlar içinde, eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömrü dünya içinde saklamış. 9. Yine meczubun birisi yırtık pırtık eski elbiselerle çarşıda dolaşır, müftü efendi ise, onun bu durumundan pek rahatsız olur, her gördüğü yerde adeta onu azarlayıp sıkıştırırcasına yeni elbiseler giymesini söyler. Bir gün müftü rüyasında peygamberimizi görür, rüyasında, o veli kuluna dokunmamasını, rahatsız etmemesini söyler. Müftü bu sefer o meczubu yeni takım elbise giymiş olarak görünce hoşlanır ve ona, tam şimdi güzel oldun, hep böyle giyin, diyerek yine ona kendi bildiğini hatırlatır. O meczub ise verdiği cevapta, sana Resulullah söz anlatamadı, ben mi söz anlatacağım, der ve oradan ayrılır. Şehir Urfa'da cereyan eden bir hadise ve hatırada, medresede dergahın, Şehir Urfa, imamı cemaata şunları anlattı, dergahın benden önceki imamı, hem büyük bir alim hem de evliyadan bir zattı. Üstadımızı defnettiğimiz türbeyi o yaptırdı. Herkes bunu kendisi için yaptırdığını zannediyorlardı. Vefatına yakın, sakın beni oraya koymayın. Dergahın yanındaki kabristana defnedin, oranın sahibi gelecek. Dedi Üstad, Bediüzzaman Said Nursi, vefat edince imamın ihbarı tam tahakkuk etmiş oldu. 10. Yavuz Sultan Selim padişahı ilem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Bu meczuplardan özellikle bilinenler ise. İso. So, kış günü yalın ayak gezer, ayakkabı verdiklerinde de onu giymez, mutlaka birine verirdi, bazen de birini yakalayıp ona zorla bir şeyler aldırır, üç gün içerisinde onu birine verirdi, vereninkini kabul etmezken, bir ham bulalım da ondan alalım, derdi. Babası gilde yatıp kalkardı, babasının ismi imamdı. So, bir gün bir bakkala gelir, peynirlerin üzerine sinekler konmaktadır, niye belediye bunlara bakmıyor, demek kendi dertlerine düşmüşler, derdi. So, bir gün hıl tebzerin yüksek binasına bakar ve bu bunu nasıl sırtına alacak, derdi. Babası öldüğünde de, eğer babam şu şu günahlardan sorulursa iş yaş, eğer onları kolay cevaplarsa diğer işi kolay olur, derdi. So, bir gün Hüseyin adlı bir vatandaş da özellikle yanındaki Muhammed'e, adını bilmediği halde adıyla hitap ederek, ''Bana biraz bastık getir.'' der, o kişi de ''Bizde bastık yok.'' deyince, hanımın evde falan yere koymuş der, eve gider ve denilen yere bakar ki gerçekten de kendisinin bile haberinin olmadığı o yerden bastığı alır ve getirir. So, bir gün birini çekiştirir, çekiştirdiği kimse de birden orada belirerek, ya so, ben sana ne yaptım ki, deyince, birden sen burada mıydın, deyip geçiştirir. So kebab dürümünün önce ekmeğini yer, sonunda da kebabını, etini yerdi. Çok efendice yemek yerdi, öyle yemeği ve ekmeği birden ağzına doldurmaz, çok efendice ve edeblice yerdi. İstanbul'a giden bir Adıyamanlı, orada konuşurken birinin dikkatini çeker, o kişi buna, eğer Adıyaman'a gidersen benden ISEO'ya selam söyle der, kim olduğunu sorduğunda ise, sen selamımı söyle o anlar der. Adam Adıyaman'a gelir unutur, aradan bir sene geçer, bir gün kahvede biriyle buluşacaktık birden kapıdan içeriye İso girdi der, hemen hatırlar ve İso'ya dönerek, ya İso İstanbul'dan biri, deyip daha cümlesini tamamlamadan, tamam tamam, aleyküm selam geç oldu ama tez oldu, diyerek adam söylemeden selamı alır. Geçici olarak çalışan bir işçi, bir gün iş yerinde şantiyede arkadaşlarıyla beraber namaz kılarken bunu gören şef hiddetlenir ve bunları işten kovar, ancak Ali Usta ustalıkta farklı biri olduğu ve onu farklı olarak düşündüğü için ona kal der, o ise kabul etmeyip şefin üzerine yürür ve arkadaşlarıyla beraber işten ayrılır. Zaten senenin birkaç ayını çalışmaktaydı, şimdi ise o da elden gitti, ne yapacağını şaşırır, iyi bir usta olduğundan Adıyaman'ın bağlı olduğu Elazığ Bölge Müdürlüğü'nden buna gelip çalışması için davet çıkar. Ali Usta'nın da kökü başı 5 lirası vardır, o da ancak gidip gelme parası olup yemek parası bile bulunmamaktadır. Şiddetli bir kış yaşanmaktadır, bilet almak üzere terminale gelir, yolda ISO ile karşılaşır, karşısına dikilen ISO, cebindeki 5 lirayı bana ver, hemen evine çocuklarının yanına dön, sen iki büyük nimette karşılaşacaksın, der, biraz şaşkınlık biraz rahatlamakla birlikte ısrar etmez ve eve döner. Çok geçmeden belediyeden işe alınmak üzere çağrılır ve ikinci nimete de ulaşır. Ayrıyeten İso, hükümetinde çok geçmeden yıkılacağını söyler ki çok geçmeden birkaç ay içerisinde o da gerçekleşir. İso'nun bir değirmen olayı vardır, değirmene onluk götürüp getiren Dursun amca diye birisinin bizzat ağzından dinlemişiz. Bir kış günü dışarıda şiddetli kar yağıyordu. Gece vaktiydi, hammal dursun dediğimiz amca anlatıyordu ki bir gece yine Zeynogil'in unluğunu götürür, akşam olduğundan değirmen sahibi biraz beklemesini söyler, bunları yaptıktan sonra seninkini çekeriz der. Dursun emmide olur der, ve daha sonra çekilir, buğdayların ağzı bağlanır, değirmenci gece gidemeyeceğini, ondan dolayı da burada kalmasını Dursun emmiye söyler ve kabul edilir. Daha sonra ateşi yakıp yanına uzanırlar, saat gece 11 sıralarında yatarlarken birden kapı çalınır. Bu saatte, karlı, soğuk bir gecede acaba bu kim ola ki derler, acaba yolunu şaşıran birisi mi diyerek kapıya gelen değirmenci, kim o der, kapıdaki, açın yav, ben isoyum, der ve açarlar. Bir bakarlar ki Iso, her zamanki gibi İso yalın ayak, göğsü açıktır. Ne aradığını sorduklarında İso, ya ben acım, bana biraz havre yapın der. Havre değirmende un ile hamur yapıp sadece tuz koymadan sacda pişirilir, onlar da bu gece vakti ne havresi, sabah yaparız deseler de iso diretir, bir türlü söz anlatamayacaklarını bildiklerinden mecburen havre yapmaya koyulurlar. Değirmenci kendisi hamur yoğurmaya koyulurken Dursun Emmi de sönmekte olan ateşi karıştırmaya koyulur. Ateşi yakıp orada bulunan tenekeyi üzerine koyarak üzerinde hamuru pişirmek isterler. Dursun Emmi ateşi karıştırır fakat ateş söndüğünden bir türlü yanmaz. Ancak taşın üzerinde bulunan kibritle yakmak için kibriti aldığında kar suyunun onu yaşarttığını görürler. Yakmak mümkün değildir. Bunu da Öseo'ya göstererek vazgeçmesini, sabaha kalması için razı etmeye çalışırlar. Fakat Iso yine diretip, siz hamur. Yoğurun, ben size hemen bir kibrit getiririm, der. Bunlarda bu saatte ve bu kadar uzak bir mesafeden kibrit getirmenin mümkün olmayacağını bildiklerinden başlarından sağmak amacıyla olur derler so çıkar gider. Bunlar da hemen kapıyı kapatıp yerlerine yatarlar ki birden kapı yine çalınır. Açtıklarında İso'nun elinde kibritle geldiğini görürler. Birbirine yapışık, yeni, kullanılmamış iki kutu kibrit. inanamazlar ve kendi kendilerine herhalde cebinde kibrit vardı, mahsustan bize kibrit almaya gidiyorum dedi ve bizi kandırdı derler. Nereden aldığını sorduğumuzda da "Gittim Beyda'yı dükkanı kapatacaktı." kapatma dedim, bana bir kibrit lazım ama param da yok, sonra vereyim dedim, o da tamam tamam dedi ve bana bu kibriti verdi, dedi. Mecburen tekrar kalkıp hamuru yoğurup isonun havresini yaparlar. Ancak hamurun ucundan biraz koparıp yedikten sonra bitirmeden ben gidiyorum der, yahu gitme, bu karda dışarıda kurt falan vardır, dediklerinde, hey av der, gelirken şuradaki tudun dibinde gözleri çınar gibi yanan dört kurt vardı, bana baktılar, ben de onlara hadi gidin dedim gittiler, onlar bana dokunmazlar deyip çıkar gider. Dursun emni ertesi günü merakla onu fırına getirdikten sonra hayvanı orada bırakıp Beydayı'nın bakkal dükkanına gider ve ondan dün gece Iso'nun buraya gelip gelmediğini sorar. Beydayı da "Heya, ben dükkanı kapatacağım sırada Iso geldi. Bana kibrit lazım dedi. Parası da yanında yok. Sonra veririm dedi ve kibritini verdim, gitti." der. Iso'yu babası bir gün kavun tarlasında çalıştırır. Iso ise bol bol kavun yer. Bunu gören babası Iso'ya İso, iyi kavun yiyorsun ha, der. İse de, bu sıcakta, bu sıcağı ite yese, o da bu kadar kavunu yer, der, elbette bu kadar sıcağı yiyen, bu kadar da kavunu yer, deyip kendini savunur. İso bazen terbiye dışı sözlerde söylerdi. İso bir gün yengesi gile gelir, yengesi ise çamaşır yıkamaktadır. İso, bugün ben öleceğim der, yengesi de yahu şimdi ölmenin sırası mı, işimiz var deyince, neyse o zaman ben de yarın öleyim der. Ve İso ertesi günü vefat eder. Bir gün çarşıda adamın birisi Iseo'ya yaklaşır ve ona para uzatarak, uzun zamandır gelmeyen oğlunun gelmesi için dua etmesini ister, üç aydır askerde olan oğlundan bir mektup almadığını söyler, Iseo ona, o parayı cebine koy, akşama gelir der ve gerçekten de oğlu akşam eve gelir. Acıfakaoğlu Said Emmi bir gece köyden eşekle beraber yola çıkmış gelirken, önlerine bir çay çıkar, çayı eşekle beraber geçmeye çalışırken selin gelmesi üzerine eşekle beraber suya yuvarlanacağı sırada biri gelerek bunu ve eşeğin yularını tutarak dışarıya çıkarıyor, bunlara. ''Aa buradan böyle git.'' diyor. Said Emmi hele dur kimsin diyene kadar bu meçhul şahıs gecenin karanlığında kayboluyor. Günler sonra çarşıda gezmekte olan Said Emmi'nin yanına yaklaşan İso. Said Emmi, "Suda akıyordun ha." deyip yine buradan da beklemeden ve seslenmesini aldırmadan çekip gidiyor. Kado. Kado kesinlikle kötü laftan hoşlanmazdı. Kötü konuşanı ağır bir şekilde tenkit eder, onun yüzüne vururdu. Hatta kötü söz söyleyen olursa kendi yüzünü ovalardı. Kado, uzun gömlek, fistan giyer, yalın ayak, başı açık olarak gezerdi, kimseye zararı olmayan bir deliydi. Oruç tutar, davetlere giderdi, oruçtan dolayı yemek yemezdi ancak enfiye çekerdi, kendisine niye böyle yaptıklarını sorduklarında ise, onu da içmeyeyim de çatlayayım mı yani, derdi. Todo Terzi Halilkin kardeşi oğlu idi, Halilgil'de, maskanda yatardı. Her gün tıraş olurdu. Berber Ali'nin dükkanına gelir, tıraşını olur. Onlarda şaka ile usturanın tersiyle yapınca onlara nasıl yapılacağını söylerdi. Eğer yüzünde bir yerde bir kıl kalmış olsa hemen onu gösterip almalarını söylerdi. Bir gün bir köylü geliyor, Halil'den şalvarını istiyor. O da diyor ki: "Ben sana demedim mi iki gün sonra gel?" Bu durumu uzaktan gören Arif Hoca'nın oğlu Mahmut, İsoyu çağırıyor ve köylüyü göstererek İso bu adam var ya, senin maskanını alacak, istiyor deyince İso gidiyor ve adamın ensesine şiddetle vurarak sen mi benim maskanımı alacakmışsın diyor. Adam neye uğradığını bilemeden hemen oradan kaçıyor. Remo Remo külhanda yatar, yeri de belli değildi, kimsenin evinde kalmaz, kendi külhandaki yerine gelirdi bu zat Gülhan'da yatıp kalkardı, kendisi için orası Gülhan'ıydı, bundan dolayı hiçbir yerde kalmaz, Gülhan'ıma gideyim derdi. Devamlı yerin göğün sahibine bak der, yerin göğün sahibini düşündürürdü. Abdestli namazlı biriydi. Dışarı çıkıp yürüyünce, kediler de peşinden gider ve onlara yemek verirdi. Çerkez hoca bundan bir gün dua ister, o ise yine yürü yürü, Yerin göğün sahibine bak ve olur olur der ve dua eder ve duanın tesiriyle şifa bulur. Ve özellikle keşke imamlar salatı tüncina'yı okusalar derdi. Remo tutun altında yatar, kafası da yere hiç değmezdi. Remo bazen kahvede duvara doğru döner ve kebap veya içli köfte veya başka bir yemek adı söylemesiyle çok sürmeden o yemek oraya mutlaka birisi tarafından gelmiş olurdu. Abukiya onu rüya aleminde, büyüklerin toplanmış olduğu bir mecliste, en baş köşede oturmuş olarak gördüğünü ifade etmiştir. Peynirci, Mehmet abi anlatır, bir gün babam çok şiddetli bir şekilde ve de kıvranmakta idi, ölüyorum diyerek sancılar içerisinde idi. Birden gece geç saat olmasına rağmen kapı çaldı, açtık kiremo, babamı görüp yanına gelerek sırtına sertçe vurdu. Kuluncuna vurmasıyla birlikte ağzından yumurta sarısı gibi bir şey çıktı, bunun üzerine babamın ağrısı geçti ve rahatladı. Evvelden külhanda demir ızgaralar vardı ve onun üzerine taşlar konur ve kireç kaynatırlardı. Çünkü kireç ocakları o zaman yoktu, evlere lazım olan kireçleri oradan alırlardı, hamamcı yapar ve hamamda onlar satılırdı. İşte Remo o demir ızgaraların altında yatar, ateş alevleri, üzerine ateş kül dökülür ve yanmazdı. Bu herkes tarafından da görülmüş ve bilinmektedir. Hatta göz doktoru Ramiz Bey vardı, Rıza Murat isminde bir doktor gelmişti, ona, bak ateş üzerine düşüyor ve yanmıyor diye onlara göstermişti, ne yüzü yanardı, ne de elbisesi. Remo Külhan'ına Gülhan'ı der ve oradan ayrılmazdı, ölümü de Gülhan'ında olmuştur. Nereden geldiğini ise kimse bilmezdi.